Açılış değil mi? Sofranın açılışı. Çok zarif, çok güzeldi. Teşekkür ederiz. Zeynep Tokay'ın güzel. Zeynep Tokay'ın. Gerçekten güzel. Efendim neredeyiz? Mısır'dayız. Yine Hermes. Şey, cazibesi yüksek, bizi bırakmıyor. İyi misafirperver demek ki, oraya gidince biz de memnun kalıyoruz, öyle değil mi? Ama her yeri beslemiş yani, biz de çıkamıyoruz oralardan sürekli. Şeyleri, nehirler, hepsi deryaya kavuşuyor, sonra tekrar nehre geri dönüyorlar. Dağlardan akarak, evet. Alüvyonları getiriyorlar. Biz alüvyonlarla ilgiliyiz efendim. Bakalım, yani çünkü orada ziraat yapacağız. Nil Nehri'nin kenarında. Malzememiz orası. Efendim Hermes şöyle diyor. Ey benim içimde bulunan kuvvetler. Bu kuvvetlere Arapçada melek deniyor. Grekçe'de angelos. Haberci güçler, haberci kuvvetler anlamında. Yani şöyle bir şey. Bir kuvvet, yani fizik, bildiğimiz fizik, doğa kuvvetleri. Bir kuvvetin
duyularımıza açık olmadığını biliyoruz. Yani kuvvetin doğrudan kendi kendisini biz duyumsayamayız. Ama kuvvetin etkisini, bir şeye, bir şey üzerine yaptığı değişikliği, bir şeyi yer değiştirmesini, ona Grekler kinesis hareket, işte şeye de dinamis, kuvvete dinamis, kinesis, kuvvet ve belirtisi, kuvvet ve ortaya koyduğu hareket. Şimdi o zaman biz hareketin kendisini gördüğümüz zaman duyumsuyoruz çünkü hareketi. Bu hareketi ne yapıyor? Bu hareketi meydana getiren nedir'i aklediyoruz. Duyumsamıyoruz. O zaman hareket bize o kuvvetin mesajını getirmiş oluyor. Burada böyle bir kuvvet var. Sonuç. Evet, ama yani bu şimdi şöyle okuyoruz. Ha, bildiğimiz bilim de bu. Şeyin kuvvetin etkisi. Bunda bir şey yok. Ama şimdi bunun şeyler, filozoflar geçmişteki işte Hermes, antik Yunan filozofları falan gibi veya tasavvuf, gnosis, hikmet sahipleri buna şöyle diyorlar. Bir belirti gördüğüm zaman bu belirtiyi yapan nedir'i göremiyorsam onu akletmeliyim. Ve bu belirti bana o kuvvetin bir mesajıdır. Bana haber getiriyor. Bir enformasyon görüyor bu işin içinde. Çok ilginç değil mi? Dolayısıyla şeyin, Hermes'in ey benim içimde bulunan kuvvetler. Bu kez kendisinin içgüdüleri, diğer biyolojik veya fizyolojik ve hatta kozmik bedeni üzerinde ortaya çıkan bir takım kuvvetler var. Bu kuvvetlerin her biri bir şey olarak, ifade olarak bir haber taşıyor ama kendileri görünmüyor. Evet. Yani kuvvetler görünmezler, haberlerinden onları biliriz. Evet. Yani, espri bu. Şimdi o zaman hitap ediyor kendi içine. Ey benim içimde bulunan kuvvetler, bir olana ve her şeyle her şey olana hamledin. Ey kutsal bilgi, ben senin ile aydınlandım. Ve seninle maddi olmayan ışığa, nura hamd ediyorum. Ey benim içimde olan iyi, iyiye hamd et. Ey nur ve hayat, hamd ilahisi senden geliyor ve sana doğru dönüyor. Şimdi bakın burada Hermes, Elhamdülillahi Rabbül Alemin'i söylemiş oldu. Çünkü her şeyle her şey olana hamd et. Bir de çok hoş bir şey var burada. Ey içimdeki iyi, o evrensel iyiye hamd et. Onunla bağlantı kur, ona yönel anlamında değil mi? Müthiş. Bu bakımdan insandaki nur, maddi olmayan ışık olan nur, evrensel nur, Osiris'le kavuşması demek aslında insanın nuru nedir? Zekasıdır. İnsanı aydınlatan kendi zekasıdır, nur. Bu nur, kendi zekası, evrensel zeka ile, Osiris ile, her şeyle her şey olan Tanrı'yla dokunma, yani zeka ilişkisi oluştuğunda bu vahdet olarak nitelendiriliyor. Yani birliğe kavuşmak. Buna hamd diyor. Kendi aslına kavuşmak, kendi aslını anımsamak. Ve Hermes cemaatine hitap ederken şöyle söylüyor. Asıl insan ya da insanın esası nurdur. Belki insanlar bunu tanımazlar. Yani sıradan insanlar kendilerinin esasının nur olduğunu tanımazlar ve bilmezler. Belki de onu göz ardı da ederler. Böyle bir şey de aramazlar. Ama hakikat budur. Osiris nurdur. Nurdan gelmiştir. Nurda oturur. Nur her yerde gizlidir. Her kayada ve her taşta vardır. Bir insan nur olan Osiris ile birleştiğinde tikel, tümer ile, cüz'i, külli ile birleşmiş ve kavuşmuş olur. Ve o zaman nuru perdeler arkasında gizlense de yine her şeyi görür. Başka her şey geçicidir, fanidir ama nur bakidir, kalıcıdır. Nur insanın yaşamıdır. Bakın şimdi somutladık. Nur neyi kastediyordu? İnsanın yaşamıdır. Her insan için bu nur her şeyden daha yakındır. Bakın çok ilginç değil mi? Her şeyden. Hani şah damarından daha yakın.
İnsan için bu nur, yaşam nuru her şeyden daha yakındır. Çünkü onun kalbindedir. Her insan için hakikatte her şeyin üstündedir. Çünkü insan içine bakar bakmaz onun nurunu görür. Her tapımın amacı budur. Değil mi? Ne kadar ilginç şeyler. Bir insan bilgiyle ayinlerin üstüne yükselir ise ve o sirise ererse nura, o her şeyin başlangıcı ve sonu olan ve baştan başa nur ile çağlayan Amon-Ra'ya kavuşur. Osiris semadadır. Ama Osiris aynı zamanda her insanın kalbindedir. Kalpteki Osiris, gökteki Osiris'i tanırsa o zaman insan Tanrı'ya kavuşmuş olur ve parçalanan Osiris yeniden birliğe gelir. Tevhide gelir. Nasıl? Bakın şeyde yani Antik Mısır'da hatta Hermes Tot'un yaşadığı dönem milattan önce 3000 diye köylü yazıtları üzerinden söyleniyordu. Sonradan o yazıtlarda daha önceleri olan bir şey anlattığı görüldü. Yani dünyada yazılı olarak bildirilip ama kendi yazılı dönemden daha önceye atıfta bulunan bir öğreti. Hermes öğreti. Fakat dikkat ederseniz bugün Gnosis, tasavvuf hepsi içinde değil mi? Evet, devam edelim bakalım ne diyor sevgili. Hermes Firavun'a dönerek, o dönemin Firavun'u şeyler, Tanrı Krallar dönemi dedikleri, yani ilahi inisiyasyon, hani bahsetmiştik. Kral inisiyasyonu, dönüştüren bir inisiyasyon yaşayan krallar, Firavunlar. Ki Firavun kelimesi de ilginçtir. Firavun, Farao, yüksek aile. Yani ulusoy Türkçesi. Firavun kelimesi bir sıfat. Oradaki krallara ve bunların yüce soy, ulu soydurlar bunlar. Neden? Çünkü ilahi inisiyasyon geçirmişler. Beşeriyetten insanlığa hizmet edecek bir dönüşüm yaşamışlar. Peki ama biz firavunları böyle bilmiyoruz. Firavunları zalim, tüm şeyi ezen, geçiren filan, köleleştiren insanlar. Bunlar sonraki firavunlar, sülale firavunlar. Birinci sülale, ikinci sülale, üçüncü sülale. Bunlar inisiyasyon geçirmemiş. Sadece bir aristokrat şeyi, babadan oğula geçen krallık şeyini, egemenliğini sağladıkları için bunlar zalimlik yaptılar. Çünkü o dönüşümü yaşamadılar. Halbuki bizim Hermes'in döneminde söylediğimiz Firavun, Hermes'le manevi ve şeyi, felsefi sohbetler yapabilen kalitede birisi. Evet. Ve diyor ki Hermes Firavun'a dönerek, ey kral, nuru ara. Bir kral ancak milletinin kalbindeki nuru görürse onu iyi yönetebilir. Bakın çok ilginç değil mi? Evet. Buradaki nur, evet, buradaki nur hem yaşam demişti, yaşam, hem de insanın asli ruhsal etkisi olan sevgi. Yani şefkatle davran insanlara ki onların sevgisini kazanabilesin. Ey kral. Hermes bir toplantıda bunu söylüyor. Bu yazılarda öyle gösterilir. Firavun'un da oturduğu, inisiye olanların yani hermetik öğretinin içine giren, seyri sülukuna giren insanların oturduğu, hariçten insanın olmadığı, ezoterik bir toplantı. Yani halka açık değil. Bu toplantıda bu konuşuyor. Önce Firavun'a hitap ediyor. Sonra dönüyor inisiyelere. Diyor ki onlara, cemaatine yani, nur sizsiniz. Bu nur sürekli parlasın. İşte şeyin, Hermes'in dua değil bu, temennisi. Kendi hem Firavun'a, sen halkının şeyini, nurunu ara, onlardaki, sen şefkatle davran, onlardaki sevgi açığa çıkar. Hem de inisiye olanlara dönüyor. Siz bilgelik, üç kez bilgeydi ya, anımsayalım. O üç kez bilgelikte hem şey var, manevi bir bilgi var, hem maddi bir bilgi var, hem de semavi bir bilgi. Yani aynı zamanda astronomi var, matematik ve geometri var ve aynı zamanda da teozofi diyebileceğimiz anlamda inisiyatik bilgi. İnsanın iç dünyasına seyahatinin ve dönüşmesinin hani şeyinde, safalarında anlatmıştık.
bilgisi. Şimdi bu bakımdan üç kez bilgeliği elde edebilmek için işte bu üç şey. Bir anlamda bugün için bunu karşılasak ne diyebilirdik? Bilim, felsefe ve sanat. Bu üçünü bir arada cem eden insan bilgedir. O zaman nurunuz her zaman hep böyle parlasın demek. Bunları icra edin. Yani felsefe ise felsefenizi icra edin. Sanatsa sanatınızı yapın. Bilimse bilimsel çalışmanızı sürdürün. Yani ışıma dediğimiz, feyiz dediğimiz hizmetten başka bir şey değil. Aslında. Nurunuz parlasın yoksa böyle bir ışık yak falan, dur otur bak falan değil tabii.